Seni sizlerle beraber Süper'in benlik kuramına bir göz atalım bakalım. Diğeriyle farklar nelerdir? Benzerlikler nelerdir? Birazcık onlara bakalım. Bu kavramsal bir model arkadaşlar. Diğer modelle benzer yanları var, farklı tarafları da var. Süper benlik, bu benlik kuramında aslında daha uzun bir süreyi kapsayan bir kuram oluşturmuş. Bu aşamalar aslında ölüme kadar devam ettiğini vurgulamıştır. Yine bu da süreçlerle birlikte gelen bir benlik kuramıdır, kavramsal bir modeldir. Süper'in bu modele kattığı diğer modelden farklı olan şey ise arkadaşlar, benlik tasarımının, benlik yapısının mesleki seçimler üzerindeki etkilerinden bahsetmiştir birazcık. Burada da gördüğünüz gibi meslek seçimi belli bir gelişim süreci içerisinde birey ile çevrenin etkileşimi sonucunda oluşan benlik tasarımının aslında bir sonucudur der. Yani meslek seçimi kişinin çevresiyle etkileşimi sonucunda oluşturmuş olduğu benlik tasarımının bir yansımasıdır diyor. Süper. Bu rol kuramı olarak da tanımlanabilen bir kuramdır. Rol kuramı olarak görürseniz de şaşırmayın. Bu kuramın dediğim gibi önemli bir yönü meslek seçiminde çeşitli kişilik özelliklerine dikkat çekmesidir. Ve her dönemde birazdan göreceğiz belli dönemleri vardır. Ginsberg ve arkadaşlarının kuramında olduğu gibi. Her döneminde belli başlı benlik tasarımı ve benlik yapısına yönelik bir takım özellikler ve görevlerden bahseder. Bireyin tüm yaşamı boyunca süren kişilik gelişiminde benlik kavramının meslek seçimindeki önemi üzerinde odaklanmış bir kuramdır. Yani tüm yaşam dönemini kapsayan bir kuram aslında. Doğumdan ölüme kadar arkadaşlar. Burada süper benlik kavramının oluşması bir meslek tercihine dönüşmesinin gelişim süreci boyunca gerçekleştiğini belirtmekte ve mesleki gelişimi 5'e ayırmaktadır. 5 evrede inceliyor mesleki gelişimi. Ve dediğim gibi bunun içerisine de kişilik gelişimi ve benlik tasarımı da eklemiş. İlk evremiz büyüme evresi arkadaşlar. Bu evre doğumdan 14 yaşına kadar olan süreyi kapsıyor. Adı üzerinde bu büyüme aşamasıdır. Ginsberg'in fantazi evresiyle benzerlik gösteren bir aşamadır bu. Yine bu aşamada da Süper de vurgular ki çocuklar yine bir fantazi dönemi içerisindedirler ve kendi istekleri, arzuları doğrultusunda dış dünyadan kopmuş bir şekilde, daha zaten bunun farkına varacak durumda değildirler. Bu şekilde kendi istekleri doğrultusunda meslek seçimlerine yönelirler diyor Süper'de. Süper'in ekstra olarak söylediği şey, bu dönemin bir özdeşleşme dönemi olduğudur. Çünkü benlik tasarımı Süper için önemli ve benlik tasarımının çocukların gelişiminde etrafındaki insanlardan etkilendiğini, etraftaki insanların işte mesleki rollerinden, onların seçimlerinden etkilendiğini, onların kararlarından etkilendiğini ve kişinin, çocukların kişilik tasarımlarının bu şekilde etkilendiğini vurgular. Ve diğer etrafındaki insanlarla işte annesi babası olur, çevresindekiler olur, öğretmeni olur fark etmez. Bu bireylerin özellikleriyle özdeşleşme dönemidir. Bazılarını rol model olarak alabilir vesaire. Ve bu dönemde dediğimiz gibi fantazi ihtiyaçlar önem kazanır ve çocuk kendi fantazi ihtiyaçlarına göre seçimler yapabilir.